rekabet etsin. Belediyenin hamburgercisi ise onunla. Veya ne bileyim belediye İngilizce kursu açıyor bedava. Peki 3-5 kuruşuyla bir İngilizce kursu açmış 3 tane öğrenci nasıl rekabet etsin? Burada belediyelere görev düşmüyor mu? Düşüyor sosyal hassasiyetler açısından. Kupon sistemi getirsin. Parası olmayan, maddi durumu bozuk olanlara versin şeyini, kuponunu. Git desin kardeşim evinin orada, ben akredite edeyim bu kursları. Sen git oradan al İngilizce ders veya bilgisayar dersini. Onun sahibi de gelsin belediyeden parasını alsın. Mesele bu kıt kaynakları verimli kullanmaktan geçiyor. Ankara bunu yapmıyor maalesef. Ankara Türkiye'nin kanını emiyor. İşçi çıkarmak hoş bir şey mi? Değil. İşsizlik sadece bir rakam değil, bir insani felaket. Yani işsiz kalmış bir aile babasının düştüğü durumları televizyonlarda insanın kendini yakabilmesi için hangi raddeye gelmiş olması lazım? Ama niçin bizim coğrafyamızda bu sık sık oluyor? Yani bunun nedenlerine de bakmamız lazım. Niçin Yunanistan'da olmuyor, Gürcistan'da, Ermenistan'da olmuyor da Türkiye'de bunlarla karşı karşıya kalıyoruz? Onun için yani siz şunu mu söylüyorsunuz efendim? Cem Bey, efendim? Yani aslında bu mevcut durum kapitalizmin değil, iktidarın problemi mi demek istiyorsunuz? İktidarın problemi, çünkü çevre, yani diğer ülkelerde böyle ciddi sorunlar olmuyor. Sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet güzel sağlık hizmeti versin peki, eğitim versin peki, emeklilik hakkı versin peki, işsizlik maaşı neyle verecek? Yok ki, sermaye birikmemiş. Senin kasan bomboşsa bunlar, sen Almanya değilsin ki dünya çapında 20 tane markayı sen de üret. Sen de bir dış ticaret fazlası ver. Kasan dolsun, ondan sonra bunları belki yapabilirsin, yapmak istersen. Ama Türkiye gibi bir ülkede hangi parayla kaliteli eğitim, kaliteli hem de bedava, kaliteli sağlık, emeklilik vereceksiniz? Yani ben bu açıdan bakıyorum. Mühim olan parayı yatırıma dost olup istihdama olan değeri, emeğe olan değeri arttırmaktan geçiyor. İşçi çıkarmak, bakın bir işveren, siz zannediyor musunuz işveren mutluluk duyar işçi çıkarırken? Adamın işi küçülüyor, işleri bozuluyor, geliri düşüyor. Bundan mutluluk duymaz ki. Fakat bakıyorsunuz, nerede işçi çıkarmak daha kolaysa orada işsizlik daha düşük oluyor. Çünkü adam biliyor ya, benim işlerim ekonomi yavaşlarsa bu adam mı, yani bana dert olmayacak, işten çıkarabileceğim. Ekonomi düzelir düzelmez de hiç düşünmeden 3 kişi alacağına 10 kişi birden alıyor. Yani bunlar hayatın gerçekleri. Keşke bir iş adamı da olsaydı orada da bunu söylediklerimi teyit etseydi. Peki Aydemir Güler? Öyle değil. Öyle değil, çünkü işsizliğin bir fonksiyonu var. İşsizler olacak ki çalışma imkanına kavuşmuş olan daha geniş kitleler üzerinde basınç katmerli hale gelsin. Ne demek efendim? Diyecek ki ya, sen istemiyorsan işi, dışarıda bekleyen 10 kişi var. Bu kadar basit. Yani şükret ki işin var cümlesini ne kadar duymaya başladık, farkında mısınız? Bana mı söylüyorsun? Yani bizim sektörde hele. Hele bizim sektörde. Bütün sektörler yani sizin sektörünüz de öyle. Yani olmayan bir sektör, işsizliğin hissedilmediği bir yeri, alanı düşünmek imkansız hale geldi. Şimdi bu... Aydemir Bey, 60 saniye izin verir misiniz? Rica ederim, rica ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Şöyle düşünelim, bir işveren 10 tane eleman alacak iş yerine. İlanını verdi, maaşı belirtti. Ertesi gün kapıda 1000 kişi geldi, dayandı iş arıyorum diye. O biliyor ki bu birinci adama 1000 veriyorsa arkadakine o arkadaki 900'e razı. Öbürü 800'e, öbürü 700'e. Yani burada emeğin değeri artmaz bu kadar insan iş aradığı bir ortamda. Ama bir işveren 10 eleman ararken kapıya 2 kişi gelirse 1000 veriyorsa 1500 verir. 1500 veriyorsa 2000 verir. Demek istediğim o, emeğe olan talebi arttırırsak emeğin ücreti, değeri artar. Peki Aydemir Güler, buyurun. Bakın Türkiye'de
ekonominin geliştiğini söylememizde herhalde bir sakınca yok. Türkiye faaliyet halinde. Türkiye'de işler durmuyor ki. İnşaatlar yapılıyor, her bir şey yapılıyor. Havaalanları yapılıyordu bir ara, yollar yapılıyor. Şimdi köprüler, yani faaliyet var. Ama bu istihdamı arttırmıyor. İstihdamı arttırmıyor. Çünkü kapitalizm kendisini daha fazla işçiyi istihdam etmek, çalıştırmak üzerinden kurgulamıyor. Kapitalizm daha fazla kar için kendisini kurguluyor. Kar arayışıyla daha fazla işçiyi istihdam etmek arayışının arasında bir ilişkiyi kopartan deli saçması bir sistemdir kapitalizm. Karma ekonomiye nasıl bakıyorsunuz Sayın? İzleyicilerimiz çok sormuşlar. Cumhuriyet'in modeli olan karma ekonomi bir çıkış olarak. Şimdi bu da başka bir efsane. Üzgünüm ama Cumhuriyet'in modeli karma ekonomi diye bir şey yok. 1920'ler Türkiye Cumhuriyeti'nin erken yıllarıdır, ilk yıllarıdır ve liberal dönemdir. Birinci İzmir İktisat Kongresi'nde benimsenen liberalizmdir. 29 krizi işaret vermeye başladığında ise Türkiye durumu gözden geçirir ve planlı ekonomiye geçer. O sırada da dünyada da benzer nedenlerle bir de Sovyetlerin planlı ekonomiye geçmesi nedeniyle rüzgar da liberalizmden, piyasacılıktan planlamaya doğru da dönmektedir. Şimdi ondan sonra ortaya çıkan karma durum Türkiye'de inşa edilen devletçilik ile gelişmekte olan özel sermaye rejimi arasında kurulan bir dengedir. Bu bir model değil. Bu bir fiili durum. Ama bu fiili durum neye yarıyor? Şimdi Erol Toyun, geçenlerde kaybettiğimiz yazar Erol Toyun, benim gençliğimde, çocukluğumda belki de yayınlanmış olan İmparator diye bir kitabı vardı. Koç ailesini anlatır. Şimdi Koç ailesi de Cumhuriyet'le yaşıttır ve yaptığı en ilk işlerden, yatırımlardan bir tanesi meclis binasının çatısının aktarılmasıdır. Şimdi sermayeyi, özel sermayeyi öyle devletin çok uzağında, dışında bir şey olarak düşünmeyelim. Devlet yatırımlarını da özel sermayenin alternatifi olarak düşünmeyelim. Özel sermaye kimi önemli altyapı alanlarına da faaliyet gösterecek birikime henüz sahip değilse zaten döner devlete bakar. Devletçim lütfen şunları yap da benim de çimento olsun. Ben çimento fabrikası kuramıyorum. Yap. Yol yap. Yol yap ki ben malımı taşıyabileyim. Bunu ister devletten. Devletle özel sermaye arasında karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki vardır kapitalist toplumda. Şimdi ama bu karma ekonomi denen yapılanma Türkiye'de 1970'lerde topa tutuldu. 1980 24 Ocak kararlarıyla tabuta kondu. Onun hayata geçirilebilmesi için 12 Eylül faşizmi ilan edildi. Sonra ANAP geldi, en sonunda AKP geldi ve becerdiler. Şimdi Türkiye'nin karma ekonomiye geçmesi için kamunun bir takım fabrikalarının olması lazım. Rafinerinin olması lazım. Türkiye her şeyini satıyor. Sattı. Kamu her şeyini satıyor. Nereden gelecek ki? Nereden gelecek? O karma ekonomik yapının devlet kanadı nasıl inşa edilecek? Devlet her şeyi sattı. Peki 7 dakikan var. Bu 7 dakika içinde Cem Toker hem Aydemir Güler'in şu ana kadarki yorumlarını değerlendirmek istersiniz. Hem de sizi buluşturan şeyle ilgili de birkaç cümle duymak isterim. Siz neden AK Parti'ye ve uygulamalarına karşısınız? Bu 7 dakikanın son 2 dakikasını da size verelim ki siz neden AK Parti'ye karşısınız? Onu da sizden duymuş olalım. Buyurunuz lütfen. Söz bende galiba. Evet efendim. Kamuoyunda bir yanlış algı var. Liberalizmin temeli ekonomidir, serbest piyasadır, kapitalizmdir diye. Halbuki liberalizmin temeli özgürlüklerdir, bireysel özgürlüklerdir ve onu koruyan bir hukuk devleti, yargı erkidir. Ben AK Parti'ye onun için karşıyım. Özgürlüklerimi sınırladığı için ve temel hak ve özgürlüklerimizi görüyorsunuz. Sokaklarda rastladığımız manzaralar, basına, medyaya, mülkiyet haklarına, efendim bilgi erişim özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne getirdiği yasaklar ve bunlar, bu yasaklar karşısında da bağımsız, tarafsız bir yargıya sığınamadığım için AK Parti'ye tamamen karşıyım.
ekonomik politikalarında ben AK Parti'nin liberal bir ekonomi takip ettiğini hiç zannetmiyorum. Karma ekonomi, o yüzden belki yollarımız burada kesişiyordur beyefendiyle. Fakat karma ekonomiye gelince de bir kere bizim için temel konu şu: ticaret tüccarın işidir. Devlet memurunun işi değildir. Bugün devlet Çaykur'a bakın, zarara bakın. Dünyanın en çok çay içilen ülkesinde devletin Çaykur'unun zararına bakın. Bu zarar nereden karşılanıyor? İşte savunduğumuz emekçilerin maaşlarından kesilen vergilerle karşılanıyor. Kamu bankalarına bakın. Devletin bankaları var. Kredi veriyor yandaşına, geri ödendi mi ödenmedi mi? Bunu sorduğunuz zaman tık çıkmıyor kimseden. O da milletin parası. Onda da Aydemir Bey'in de para hakkı var. Benim de hakkım var. Sizin de hakkınız var. Kamuya devret. Bakın, müzelerimizden sanat eserlerimiz kayıp. Niye? Devlete emanet edildiği için. Ne bileyim, hastanelerin durumuna, ne kaça yapıldı, nasıl çalışıyor devlet hastaneleri, verimliliğini bilmiyorsunuz. Eğitimi devlete bırakmışız. Allah aşkına, bedava sandığımız eğitime her mesai günü günde 400 milyon lira vergi veriyoruz. Ve aldığımız karşılığa bakın eğitimde. On binlerce öğrenci 12 yıl eğitiminden sonra sıfır çekiyorlar. Yani saksı çiçeğini de soksak sınava, sıfır maliyetle o da sıfır çekecek. Devlete teslim ettiğimiz her şey fiyasko ve cebimizden çıkıyor. Onun için karma ekonomiye ben inanmıyorum. Ticaret tüccarın işidir. Ha, devlete bazı denetleme görevleri verilmeli midir? Elbette verilmelidir. Devletin asli görevleri var mıdır? Vardır. Bireysel olarak yapamayacağımız iç güvenlik, asayiş, ordu, dış güvenlik, diplomasi, elçilikler, en önemlisi yargı, hakimler, savcılar, adliyeler. Bunlar için tabii devlete görev vereceğiz ama ekonomiye burnunu sokmasını izin vermememiz lazım. Peki, Aydemir Güler, siz AK Parti'ye neden karşısınız efendim? Son 4 dakika. Son 4 dakikanın bir dakikasını bir ek için kullanmak istiyorum. Buyurun. O da şu: Türkiye'nin böyle yoksul, biriktirememiş, elde avuçta falan öyle bir ülke değil Türkiye. Hele şu son dönemde açığa çıkan yağma, çökme manzaralarından sonra Türkiye'nin inanılmaz kaynakları olduğunu ben düşünmeye başladım. Düşünmem gerekiyor, görülüyor. Yiyorlar, yiyorlar, Türkiye'yi bitiremiyorlar. Şimdi AK Parti, AKP'ye neden karşıyız meselesinde ben tamamen sınıfsal gerekçelerle karşıyım. Bu AKP dönemi Türkiye'de bir zengin sınıfın ülke üzerinde ve emekçiler üzerindeki diktatörlüğünün perçinlenmesi anlamına geldi. Bakın, AKP aynı zamanda özgürlüklere karşı ve aynı zamanda dinci. Ama dinin yine sınıfsal bir işlevi olduğunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bugün din eğer orta çağın karanlıklarından böyle fışkırıp geliyor olsaydı bir yerlere takılırdı. Modern dünyada karşısına engeller çıkardı, o engelleri aşamazdı. Din gerçekten tarihin derinliklerinden gelen dincilik bugün modern dünyada bir işleve sahip. Diyorsunuz ki ya senin sosyal güvencen yok. Neden? Ya zekat, o zengin seni besleyecek. Hepimiz din kardeşi değil miyiz? Bu modeli kurdular Türkiye'de. Sadece Türkiye'de değil, farklı nüanslarla bütün dünyada neredeyse kurdular neoliberalizm çağında. Ve neoliberalizme dinci gericiliğin eşlik etmesi gayet normal. Geniş kitlelerin daha önceki 10 yıllarda elde ettiği hakları, hukuka bağladığı kazanımları ellerinden alıyorsunuz ve hiçbir şey vermiyorsunuz. Bunu daha önceki partileri düşünün. Yani Adalet Partisi'ni düşünün. Bunu nasıl yapardı? Yapamaz. Bir şey vermez. Bunu alıyorum ama bir şey vereceğim demesi gerekir. Sosyal demokrasi alamaz zaten ama alsa başka bir şey vermesi gerekir. Bu dinciler mükemmel şeriatçılar. Diyorlar ki alıyorum, öbür dünyada hesaplaşırsın. Bundan alçakça bir sermaye egemenliği tesis edilemezdi. AKP'nin yaptığı budur ve gerçekten Türkiye'nin sırtından atılması gereken bir yapıyla karşı karşıyayız bugün. Türkiye'nin neyi var neyi yok yağmalayan bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Burada devletin ne olduğu meselesine de değinmek zorundayım eğer birkaç saniyem bir buçuk dakikamız var, buyurun, varsa.
Şimdi devlet var, devlet var. Devlet var, Nazi devletidir, faşizmi uygular ve dünyaya savaş kusar. Devlet var, Sovyet devletidir, kendi ana vatanını Nazilerden arındırır, Avrupa'yı da faşizmin belasından kurtarır. Devlet var, devlet var. Türkiye Cumhuriyeti üzerine çizgi çarpı atılan bir coğrafyada kurulan bağımsız ve ilerici bir devlettir. Devraldığı, devralmayı reddettiği ama bıraksan devam edecek olan hanedanlıktı. Nereden türediği artık unutulmuş ama bir kazanılmış hak gibi devam eden bir aile egemenliğine karşı başka bir fikir, bir cumhuriyet fikri. Şimdi bu bir devlet ama bir de bugünkü Türkiye Cumhuriyeti var. Adı cumhuriyet olan yapı var. Bir aile egemenliği neredeyse yeniden tesis edilmiş. Şimdi her tür devleti hepsi eninde sonunda devlet değil mi canım diye aynı kefeye koymamız bir o kadar mümkün görünmüyor bana. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tadı damağımızda kaldı ve aslında evet. Yani daha konuşacak çok şey vardı. Cem Toker, hiç ya biz kalmadı değil mi? Kalmadı. Reklama gitmek zorundayız. Herkese birer kulaklık vereceğim bundan sonra stüdyoya gelen, böylece nasıl bir baskı altında olduğumu.